Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir süper futbol montajına hepiniz hoş geldiniz. Dedim derim, bomba gibi yepyeni bir montajla sizlerleyim gençler. Bum diyelim başlayalım. Bugün sizlerle futbolcuların hangi dinden olduklarına bakacağız gençler. Daha fazla süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Bir 20.000 like bekliyorum sizlerden. Yorumlara da en çok hangi futbolcuyu seviyorsunuz yazın bakalım gençler. Mesut Özil Müslüman çıktı. Jesus yazan gençler, Hristiyanlar. Xavi, Wayne Rooney. Evet, burada Eden Hazard. Eden Hazard. Eden Hazard da Müslümanmış. Vay yavrum vay. Joe Felix. Tabi çoğunluğu ağırlık Hristiyan olacak gençler. Ama bakalım bilmediklerimiz sürpriz olanlar olacak mı acamızda? Thiago Silva çok iyi ya. Hristiyan çıktı. Xavi tabi Hristiyan. Zaten Avrupa direkt gençler. O civardadır. Agu, Sergio Busquets. O da Hristiyan. Bakalım. N'Golo Kante Müslüman. Adam zaten Suudi Arabistan Ligi'ne gitti. Müslümanlarla takılmak istiyorum diye. Sergio Ramos'u görüyoruz. Ve Musiala'yı görüyoruz. Evet, şimdiye kadar şaşırtmadı. Luka Modric de Hristiyan gençler. Ve Marcus Rashford geliyor sırada. Güzel. Şimdi hepsi aynı gitti. Yasine Bono gençler. Fas'ın kalecisi. O da Müslüman. Güzel. Evet, Dani Alves. Kevin De Bruyne. De Hristiyan. Ve gençler sırada David Beckham. Gençler, David Beckham Yahudi mi? Vay be, ben Hristiyan sanıyordum gençler. David Beckham Yahudiymiş. Valverde Hristiyan, görmüş olduğunuz gibi. Thomas Müller Almanlar zaten direkt. %99 Hristiyan çıkar. Mane Müslüman futbolculardan biri. O da artık Suudi Arabistan Ligi'nde. Evet, sonra Roberto Firmino. O da düşündüğüm gibi Hristiyan. Ve kaleci Curtis, o da Hristiyan. Bruno Fernandesinho, o da Hristiyan. Ve gençler, Zidane Müslüman mı? Bunu yorumlara ya, valla Müslümansa artık en sevdiğim legend Zidane diyebilirim. Bir yorumlara yazın bakalım. Zidane Müslüman, oha. Rodrigo Hristiyan, Zlatan İbrahimovic Hristiyan, görmüş olduğunuz gibi gençler. Rodrigo De Paul Hristiyan, zaten Arjantinliler direkt. Çok şeydir gençler. Marcelo Hristiyan. Ederson. Kalinci Ederson. Ve Casillas. O da Hristiyanmış gençler. Devam bakıyoruz. Kamavinga Müslüman. Oha, bunu bilmiyordum. Vay be, aferin Kamavinga, doğru yoldasın abicim. Evet gençler, Kamavinga Müslümanmış, çok iyi. Casemiro, Kai Havertz. Hepsi Hristiyanlar gençler. Luis Suarez de aynı, devam ediyoruz. Şaşırtan bir isim yok. Frankie de Jong. Ve Frank Ribery. Galatasaraylılar yorumlara yazdırsın, yardırsın. Çok iyi bir futbolcuydu be. Müslüman kral Frank Ribery izliyoruz. Jack Grealish Hristiyan. Gareth Bale Hristiyan. Bunlarda bir şaşırtan bir şey yok. Bernardo de Silva. Daha aynı devam ediyor gençler. Ve tabii ki Muhammed Salah. Kral, seni her zaman seveceğiz. Müslümano. Alejandro Garnacho, o da Hristiyanmış gençler. Kaka Leite Hristiyan. Julian Alvarez Hristiyan. Tabii gençler, Arjantin, Brezilya, oralar bayağı şey böyle. Avrupa'dan daha Hristiyanlar böyle. Ve Hakimi geliyor, o da yine bildiğimiz Müslüman futbolculardan. Harry Kane. Bakalım Bayern Münih'te kral artık son derece kupa kazanabilecek mi gençler, Harry Kane? Biliyorsunuz belki artık bir kupa kazanırım diye Bayern Münih'e transfer oldu.
Bakalım artık kupa kazanabilecek mi? Pedri isteyen, Embo isteyen. Mbappe de kaldı Paris'te la. Real Madrid alamadı, vay be. Jesus zaten isminden belli adamın. Ansu Fati Müslüman mı? Gençler, Ansu Fati de Müslümanmış. Helal olsun lan sana. O Kamavinga, Zidane, Ansu Fati bayağı şaşırttılar. Toni Kroos, Hristiyan, Bukayo, Saka, Hristiyan. Erik Abidal, o da çok güzel bir futbolcuydu efsanelerden. O da Müslüman. Lewandowski şaşırtmadı. Foden şaşırtmadı. Geçer Lewandowski'ye bir Süper Lig yakışır be. Kariyerinin sonlarına doğru inşallah bir Süper Lig yapar. Alisson Becker. Edin Dzeko Müslüman mı? Oha! Gençler, Edin Dzeko Müslüman. Artık ölümüne Fenerbahçeliyiz. Gençler, Edin Dzeko Müslümanmış, helal be. Cristiano Ronaldo, Marquinhos biliyorduk zaten. Manuel Neuer biliyorduk zaten. Onlara Hristiyan, Rüdiger de Müslüman. Alman Rüdiger'e bak sen, Müslümanmış la. Oha, helal olsun Rüdiger, artık en sevdiğim stopersin oğlum. Vay be, çok şaşırtan isimler oldu. Pele, Mario Balotelli biliyorduk zaten gençler. Erling Haaland, Hristiyan beklediğimiz gibi. Efsanelerden Buffon futbolu yeni bıraktı, o da Hristiyanmış. Lautaro Martinez zaten Arjantinliler sağlam Hristiyan'dır. Ve Hakim Ziyech. Galatasaraylılar yorumlara yardırsın, artık Galatasaraylıyız baba. Hakim Ziyech de Müslüman. İnşallah çok başarılı olur Galatasaray'da. Neymar ve Carvajal şaşırtmadı. Carvajal Yahudi mi? Vay, bunu bilmiyordum gençler. Neymar'ın Hristiyan olduğunu biliyordum. Zaten her yerde bir şey var, dövmesi falan var ama Carvajal Yahudiymiş. Van Dijk Hristiyan, Richarlison Hristiyan. Ve Pique de Hristiyan. Bunlar beklediğim gibi. Ve gençler, Granit Xhaka Müslüman, helal olsun. Vaçım benim. Hugo Lloris. Hugo Lloris de yaşlanmaya başladı. Joshua kimmiş bu adam? O da gençler, yılların dostu. Son Heung-min. Tabii ki Budist gençler onlar. Çin, Japon, oralar hep o civarda. Arda Güler asın bayrakları. Dön 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 dön. Gençler, böyle videolarda artık bir Türk de gözüküyor. Bu gurur verici bir şey. Arda Güler. Milli takımımızın gururu. İnşallah hemen iyileşip geri döner. Onu çok özledik. James Rodriguez, Varane, Ronaldinho, Gaucho hepsi Hristiyan. Biliyorduk zaten. Ter Stegen yine şaşırtmadı. Antoine Griezmann pembe şaşırtmadı. Ve Coutinho da şaşırtmıyor. Bakalım. Evet gençler, Pogba bildiğimiz gibi Müslüman, helal olsun. Aslanım benim be. Sakatlanmasa Modric gibi dünyanın en iyilerinden biriydi ama çok sakatlık yaşıyor. Giroud şaşırtmadı. Diego Armando Maradona şaşırtmadı. Riyad Mahrez. Koçum benim Müslüman. O da Suudi Arabistan Ligi'ne gitti. Ankaralı Hristiyan biliyorduk zaten. Chumoni yine. Pogba abini bir önüne gel Chumoni. Agüero. Efsaneler aslında Hristiyan gençler. Emiliano Martinez. Zaten Arjantinlilerden başka bir şey çıkmaz. Vinicius Junior, Brezilyalılar da dahil. Vinicius Junior, Jadon Sancho. Bakalım gençler, Manchester United sonunda bir şeyler yapabilecek mi? Karim Benzema. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük forvetlerinden biri Müslüman, helal olsun diyoruz. O da artık Suudi Arabistan Ligi'nde. Zaten kırmadığı rekor, yazmadığı tarih kalmadı. Kral be. Enzo Fernandez, Iniesta. De Gea şaşırtmadı gençler. De Gea Fener'e, De Gea Fener'e.
Gençler hep haberlerde görüyorum. Adamlar bir kaleci alamadı ya. Thierry Henry, Müslüman helal olsun sana be. Koçum benim. Di Maria. Beklediğimiz gibi. Kedira Müslüman. Bunu biliyordum. Helal olsun Kedira. Kedira bıraktı mı yaşa? Şu an nerede oynuyor? David Alaba şaşırtmadı. Osmane Dembele. Müslüman koçum benim. Paris'e transfer oldu gençler. Dembele seviyoruz seni. Ve son olarak da Dybala'h geldi. Görmüş olduğunuz gibi gençler bayağı şaşırtan isimler vardı. Mesela David Beckham'ın Yahudi olmasına şaşırdım. Zinedine Zidane şaşırttı. Kamavinga şaşırttı. Ansu Fati şaşırttı. Yani güzel bir videoydu. Böylelikle futbolcuların dinlerinde görmüş olduk. Daha fazla inspiri beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Bırak kodum videoyu izleyin. Bırak tıklar kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz man.